ve maaşlar. Cumhur İttifakı'nın seçim jestini maalesef kamu çalışanlarına ve emekliye ödetecekler. Çalışanın, emeklinin gözü maaş zamlarında. Temmuz ayını bekliyorlar. Ancak umutlar seçim dönemi vaatlerindeyken bir yandan da TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları var. Erdoğan memura %85 zam sözü vermişti. Bir aylık ücretsiz doğalgazsa TÜİK'in hesap yöntemini değiştirdi. Enflasyon aniden düştü. İlk 5 aylık enflasyon farkı %15,26 ile sınırlı kaldı. Yine doğalgaz sebebiyle Haziran'da da düşük enflasyon bekleniyor. Müjdemizi açıklıyorum. Doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Öylesi bir gelir desteğini yapıp ondan sonra da enflasyonu düşük hesaplayarak bu yolla çalışanların gelirlerinin, ücretlerinin düşmesine yol açmak aslında yapılan o gelir desteğinin de sıfırlanması anlamına gelir. Bütün bu ödenmesi gereken faturaların hepsi kamu çalışanına ve emekliye çıktı bu durumda. Enflasyonda düşük çıktığı için bize ödenecek zam ona göre daha düşük olacak. TÜİK Mayıs ayı enflasyonunu hesaplarken doğalgazı sıfır olarak kattı hesaba. Enflasyon oranı olması gerekenden yaklaşık 3 puan daha düşük çıktı. Aslında TÜİK bir sosyal destek olan, bir gelir desteği olan, bir sübvansiyon olan doğalgazdaki bu desteği doğalgaz fiyatını sıfır kabul ederek işçilerin, emekçilerin, çalışanların ekmeğiyle oynamaya devam ediyor. Aldığı maaşa göre emekli de ve çalışan da 600 lirayla 1200 lira arasında değişir bu. Kayıp bu kadar büyük olacak. TÜİK'in düşük enflasyon hesabıyla maaş vaatleri ne oranda yerine getirilebilecek sendikalar takipçisi. En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Ona göre bir asgari ücret belirleyeceğiz inşallah. Çalışmalarımız hazır. Asgari ücrete 500 dolar vaadi vardı eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in. Bugünkü kurla 10.750 lira ediyor. Yani en az %26 zam demek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da memurun en düşük maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti. O da %85 zamma denk geliyor. Emekli içinse net bir vaat yoktu. İlk 5 ayın enflasyonu emeklinin %15'in biraz üstünde zam alacağının sinyali. Normal şartlarda gerçek enflasyon olsa bugün maaşlarımızın 30 bin lira, 35 bin lira olması lazımken bugün 11 bin lira, 12 bin lira ya da 16-17 bin lira arasında değişen maaşlar alınıyor. Yani bildiğiniz emekçiyi sömürmenin bir yolu bu da yani.